Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel İmha Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Livakovic transferinde şoke eden gerçek diyor. Ben muhtemelen yolda olacağım. Siz bu videoyu izlerken bana da hayırlı yolculuklar dileyin arkadaşlar. Sonra size Bursa Gemlik'ten videolar paylaşacağım inşallah. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine Dominik Livakovic geldi. Fenerbahçe kadrosuna kattı. Lisansını çıkarttı. Ve Hırvatistan'da yayın yapan Nova TV'nin Dinamo Zagreb muhabiri Livakovic'in gelişinin ilgili daha önceden yapıldığını belirterek, gerekli düzenleme ve anlaşma daha önceden yapıldığını belirterek transfer süreci hakkında da flash iddialarda, ifadelerde bulundu. Oban açıklamasında Livakovic'in menajeri oyuncusunu Suudi Arabistan'a götürmek ve yüklü bir maaş karşılığında imza attırmak istiyordu. Ancak tecrübeli kaleciyle Mayıs ayında temasa geçen Fenerbahçe, Haziran başında anlaşmayı tamamladı. Zaten Zagreb yönetimi de Şampiyonlar Ligi elemeleri bittikten sonra Livakovic alabilirsiniz diyerek Sarlacivertlileri bilgilendirdi. Bakın Mayıs ayında temasa girdi Fenerbahçe. Haziran başında anlaşmayı tamamladı diyor. Şampiyonlar Ligi elemesi bittikten sonra Livakovic alabilirsiniz dedi. 28 yaşındaki eldivenin gelişi bu nedenlerden dolayı gecikse de sözünü tuttu ve Fenerbahçe'ye imza attı. Aşırı kibar, dikkatli bir yapısı vardır. Ayakları yere sağlam basar, sadece oyuna odaklanır. Birkaç metre gelen Birkaç metreden gelen topları bile çıkarabilir. Ayrıca çok sakin ve soğukkanlı. Çizgide harika bir kaleci. Transfer sürecinde forma giymeye devam etti. Transfer sürentileri konsantrasyonla maç hazırlıklarına olumsuz bir etki yapmadı. O çok iyi bir profesyonel. Fenerbahçe'nin kalesi için uzun bir uzun vadeli çözüm olacaktır. Türkiye'de göstereceği performans da kendisine çok sevilir. Henüz 28 yaşında 5-6 sene çok rahat bir şekilde üst düzey oynayabilecek bir isim. O varsa penaltıdan korkmayın diyor. Ee, biz küçük bir milletiz diyor. Yoksa diyor hani Pickford, De Gea, Bono ile aynı seviyede bir kaleci. Bu yüzden herkesin radarında her şey her zaman radarda değil diyor. Fenerbahçe'li özellikle Avrupa'da adından çok söz ettirecektir. Bizim için şu anda dünyanın en yoğun kalecisinden biri. İlker Kasiyas bile Livakovic için izlenmesi gereken bir adam yorumunu yaptı diyor. Yılda 700 bin euro maaşı vardı. Fenerbahçe'de çok daha fazlasını kazanacaktır. Onu kaos, kavga, gürültü içinde göremezsiniz. Bu imkansız. Aleyhinize penaltı verildiyse ve kaleciniz Livakovic ise içiniz rahat olmalı. Çünkü %30 penaltı kurtarma başarısına sahip diyor. Bu arada Livakovic Fenerbahçe'deki ilk idmanına çıktı arkadaşlar. Hırvat Kalecimiz. Ee, özel program dahilinde çalıştı. <laughs> Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde. Kulübümüzün Dinamo Zagreb'den 5 yıllığına kadrosuna kattığı Hırvat Kaleci Dominik Livakovic Jan TST'mizdeki ilk antrenmanını yaptı. Livakovic kaleci antrenörümüz Haluk Kaplan yönetiminde Kendisi için hazırlanan özen pro, özel program dahilinde çalıştı diyor. Şimdi diğer bir haberimiz. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Wilbeck'in ve Larkin'e beşer maç ceza diyor. Haberde. Ee, Türkiye Basketbol Federasyonu amili erkek basketbol takımının kampına katılmayı reddeden Shane Larkin ve Scotty Wilbeck'in beşer maç resmi müsabakalardan men cezası vermiş. Ee, yani 90 bin TL'de ceza verdiğini açıklamış her iki basketbolcuya da. Vallahi arkadaşlar bana tuhaf saçma geliyor. Sadece Fenerbahçe basketbolcusu için değil. Rakip basketbolcu için de saçma geliyor. Yani o kadar milli takımları ele ayağa düşürdünüz ki. Mesela Tolunay Kafkas diye bir arkadaş var. Ben diyor milliyetçiyim. En milliyetçi benim. Süper milliyetçiyim. Normal ekstra değil. Felaket milliyetçiyim diyor. E ne hayırın dokundu diyoruz. Diyor ki ya işte ee, ben milliyetçiyim diyor. Yani milliyetçiyim başka bir şey değil. Lan Arda Güler almadı milli takım. Bu milliyetçilik. Vicdansız herif. Neyse çok mühim değil arkadaşlar. Ee, ben şunu söyleyeyim. Kendim adına. E, milliyetçilik işini iyi yapmaktır. Çünkü milyonlarca kişinin hakkına girebilirsin. Erol Bulut'un Fenerbahçe'den istediği isim. İngiltere'ye gidecek ilk isim. Fenerbahçe sezonu iyi bir Başlangıç yaptı. Transfer çalışmaları sürüyor. Eski teknik direktörümüz Erol Bulut şu anda İngiltere'de Cardiff City'nin başında ve Serdar Azizi transfer etmek istediği öne sürüldü. Türkiye'den bir stoper almayı planlıyor. Bu isim Gaziantepspor'dan Ertuğrul Ersoy olduğu iddia ediliyordu. Ancak fakat lakin Erol Bulut'un istediği isim Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Serdar Aziz denildi ve Konuyla ilgili Fenerbahçe'de net bir açıklama da gelmedi. 1923 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bursa Spor altyapısında başladı. 2016 yılında Bursa Spor'dan 4,5 milyon euroya Galatasaray'a gitti. Ancak Galatasaray Fenerbahçe'ye bir torpil yaparak sözleşmesini feshetti. Sözleşmeyi feshetince de Fenerbahçe çöktü aldı. Ama iyi mi yaptı kötü mü yaptı onun takdirine size bırakıyorum. Arkadaşlar Serdar Aziz'le ilgili bir şey söyleyeyim size. Ben bu transferle ilgili doğrudur, yanlıştır diyemem. Ama şunu rahatlıkla derim. Neyi rahatlıkla derim? Şunu. Biz bir yerli biz bir e, yerli stoper ile görüşme aşamasındayız. Yani görüşüyoruz arkadaşlar yerli bir stoperle. O yüzden Serdar Aziz, Samet Akaydın ikilisini gider mi gitmez mi? Ee, çok fazla yorum yapamayacağım ama mantıken en az birinin gitmesi lazım. Madem yerli bir isimle görüşüyoruz en az birinin gitmesi lazım ki biz bu transferi gerçekleştirelim. Ben bunu da bu kadar söyleyebilirim. Aa, öbür türlü bilmem. Doğrudur yanlıştır bir şey söyleyemem. Ama ben aktaracaklarım aktardığımı düşünün. Serdar Aziz konusunda şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bazı lanetli futbolcular var. Mesela Ozan Tufan bunlardan biriydi. Ozan gitti. Fenerbahçe coştu. Bir tane kupa kazandı. Şimdi Bursa kökenli futbolculardan mesela Altay Bayındır da Bursa kökenliydi. O da gitti. Serdar Aziz de Bursa kökenli. Bence Serdar Aziz giderse Fenerbahçe şampiyon dolu. olur. Ha. Bu işin esprisi arkadaşlar. Yaksa kimseyi kırma niyetimiz yok. Fenerbahçe'de orta sahaya 5 aday. 12. transfer Dominik Livakovic. Fenerbahçe 12. Ama burada yanlışlar var. Omar Fayet de bir futbolcu. 13. transferimiz Livakovic. Omar Fayet de kütür kütür bir futbolcu. Bu arada şeyi de hatırlatmak isterim. Ee, Ali Koç'un 2-3 transfer. Selahattin Bakin'in 3-4 transfer yapacağız dediği süreçte bir arkadaş vardı. 6 ve üzeri transfer bekliyorum. Herkese de Hodri meydan. Ali Koç'u da yalanlıyorum. Ser, e, hani Selahattin Maki'yi de yalanlıyorum demiştim. Şu ana kadar transfer sayısı 5 oldu. Fred, Cengiz değil mi? Livakovic, Fayet. Bir kişi daha aldık o araya. Yani şu ana kadar 5 oldu. Bakalım. Şimdi Fenerbahçe kaleyi sağlam aldı. Şükür. Ama atanın tutanın iyi olacak. Forvet'i de sağlam aldı. Orta sahayı Fred güçlendirdi. Şimanski zaten Galatasaraylılar ekmek banarak izliyormuş televizyonu. Öyle söylüyorlar. Biz televizyona ekmek banıyoruz falan diye. Şimdi sırada Fred Şimanski ile birlikte üçüncü olacak bir isim lazım. Beş aday var. Kimdir bu beş aday? Ben size bu videoda yüzde vereyim. Tango Yendombele, Makambo, Sumare, Rade Kurnic, Nicolas Dominguez. Hayır, yanlış. Artı, Jorginho, e, Artı, Parti artı de Paul, Rodrigo de Paul varmış. Artı yeterli lan adam fazla bile. Makam bu ile söz kesilmiş. Şimdi ben bunların hepsini tek tek burada bir konuşayım. Fenerbahçe yönetimi hem oyuncular hem kulüplerle görüşmesini sürdürüyor. Beş isimden mali olarak en uygunu makam bu. Kagliari'yi ikna etmiş. Allah Allah benim hiç haberim yok bu makam budan kaç milyon euro transfer marketleri? 3 milyon euro. Bunu uyduran kimse geçelim. Nicolas Dominguez'de uygun yol bulunacakmış. Geçelim. Fenerbahçe Galatasaray ya bunu da çoktan yalanladık. Nik Rade Kurunic. geçelim. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Rade Kurunic kalacak olarak görün. Tango Yendombele arkadaşlar bak şöyle yapalım. Endombele'nin transfer marketine girelim. Size göstermek istediğim bir şey var. Aslında göstermeyeceğim ama sizin yerinize ben okuyacağım. Tanguy Endombele, 26 yaşında Tottenham'ın oyuncusu. 22 milyon euro piyasa değeri var. Ancak oyuncu gidecek gibi. Oynatmıyorlar oyuncuyu. Ama e, Türkiye'ye gelmek istemiyor. Ben sıfır ihtimal veriyorum. Sumare. Canlı yayında da konuştuk. Belirttik de. Ben yüksek bir ihtimal veriyorum. %60 ihtimal veriyorum. Dominguez'e kurun içi e %1 ihtimal bile vermiyorum. Jorginho bence %75 ihtimalde Jorginho'ya vermem lazım. E, ee, Porti De Paul Ya içimden bir ses De Paul için şunu söylüyor. Ee, Rodrigo De Paul için Atletico Madrid asla bu arkadaşı göndermez diyorum. Hatta arkadaşlar bu sezon 2 maçta 157 dakika oynatmış. Asla göndermez diyorum. Ama ulan bunun çivisi çıktı. Ben bunu göndereyim. Maliyetinden kurtulayım falan filan der mi diye düşünüyorum. O arkadaşla ilgili de bana gelen söylenti bir Arap kulübüyle görüştüğü şeklinde. Hani bir Arap kulübüne gideceği şeklinde. Gitmeseydi olabilirdi. Mesela Crespo'yu verip al sana Crespo ver bana Paul üstüne de 10 vereyim deseydik mesela herhalde kabul ederdiniz öyle bir durum söz konusu. Bathshuayi Premier Lig'den teklif ikinci kişiyi de açıklamış olduk Premier Lig'den. Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldi. Burnley'den gelirse siz Burnley odaklanın. İngiltere Burnley Nottingham Forest değil, Burnley. Anladınız mı? Burnley. Bu arada parti kısmına da şunu söyleyeyim. yüzde %5 anca veririm. Sebebi de şu. O arkadaş için 45 milyon euro keş para istiyor Arsenal. Dünyada Fenerbahçe'ye dahil hiçbir kulüp veremez diye düşünüyorum. Belki Araplar verebilir ama o da Arap, Arapistan'a gitmek istemiyor diye biliyorum. Şimdi 4 milyon euroluk teklif gelmiş. Batu Şua'yı. Arkadaşlar bu doğru değil. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Premier League ekibi Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Batu Şah için yaptığı 4 milyon euroluk teklif reddedildi. Beklenti 10-12 milyon euro diyor. Haberde Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken Yıldız oyuncu Premier Lig'den bir takım daha ilgilendiği ifade edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasına 6 resmi maç, 2 gol, 1 asistle gidiyor. Ceko'nun arkasında A plus diyebileceğimiz yetenekli bir kale oyuncu. E, gözünüzü arkada bırakmaz bir oyuncu. Bugün almaya kalksanız 15-13 civarında anca alırsınız. Çenenizi kapatın, bekleyin. Ha, ben de farkındayım son senesi. Huzursuzluk çıkartabilir falan filan ama yapacak bir şey yok. Ha giderse de 15-16 teklif gelirse gider ama onun dışında da gitmez arkadaşlar. Yani 10 milyon euroya gider diyor. Hadi gitsin. Mesela geçen sene Galatasaray Seferovic diye bir adam aldı. Seferovic diye. İyidir kötüdür size bırakıyorum. Ben bir şey söyleyemem. Ne oldu? O kadar yangına değdi mi? Pogba bu sene arkadaşım bir tanesi Fenerbahçe düşmanı şahsın bir tanesi Pogba ile ilgili diyor ki ben olsam Şimanski yerine Pogba alırdım. Şimanski yerine Pogba alıyorsan birincisi sana hani Angut derler. İkisi aynı mevkinin oyuncusu mu? Angut derler. İkincisi sakatlığından dolayı kampı kaçırdı. Adam altına kaçırdı. Ne kampı? Yani 2022'de Manchester United'tan Juventus'a serbest oyuncu olarak katıldı. Sadece 10 maçta forma giydi Juventus'ta biliyor musunuz? Sadece 10 maç. 2022'den beri sadece 10 maç. Yani dizindeki problem bıçak altına yatmaya zorladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm sezon öncesi kampı kaçırmasına neden olmuş. Takımla birlikte olmasına rağmen e, fitness programları kişiye özel. Allegri sahalara dönme vakti geldi diyor. Pogba daha iyi. Yani yoğun antrenman, çarşamba günü daha iyi falan filan diyor. E, Lukaku'nun Roma'ya transferini sonra şampiyonluk yarışını nasıl etkileyebileceği diyor. Roma'ya giderim bilmiyorum sadece çok mutlu olduğum 5 forvetimiz olduğunu biliyorum diyor. Yani durum böyle arkadaşlar. Pogba durumu bu. Emirkan İlkan. Emirhan İlkan. İlkan. Emirhan İlkan savaşı 3 ekip peşinde arkadaşlar. 3 İstanbul kulübü peşindeymiş. Şimdi transferde hareketlilik sürüyor. Her takım kadrosunu güçlendirmek istiyor. 27 Ağustos Pazar günü itibariyle de ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal kurun içi çok istiyor. Milan satmaya yanaşmıyor diyor. Biz vazgeçtik ya. Nesi anlaşılmıyor bunun. Biz vazgeçtik. Bu kadar basit. Almıyoruz hocam. Ya alamadık mı? Almıyoruz mu? Almıyoruz. Yani alamayacak olsak işte görüştük. Sıkıntı çıksa açık açık söylerim size. Ben kurun içi beklemeyin diyorum. Jojinho Gençler Birliği yine aynı şekilde bizim gençler var. Mesela Emre Demir kiralık gidecek. Ee, Burak kapacak konusunda görüşüyoruz. Kiralık gidecek. Jojinho bak Ertuğrul Çetin'i de kiraladık Gençler Birliği'ne. Jojinho da bu yolun yolcusu. Bu arada Melih Bostan, Yiğit Efe Demir de Gençler Birliği'ne gitti. Melih Bostan bonservisiyle gitti. Alma önceliğiyle. Yani birinci gün bu üç oyuncuyla yetinmeyecek. Jojinho'yu da alma peşinde. Hani aldı diyebilirim ben. Herhangi bir anlaşmazlık yok ama oyuncularını oyuncularından birini gönderecek. Ben aldı diyebilirim arkadaşlar Jojinho'yu. Eee Emirkan İlkan, Emre Belözoğlu yönetimindeki Rams, Başakşehir, Emirkan İlkan'ı transfer etmek için harekete geçti. Genç oyuncuya resmi teklif sundu. Başakşehir ile Torino arasında görüşmeler başladı. Ancak Beşiktaş'ın eski futbolcusu için devreye girdi. Kendi futbolcusu için. Satın alma opsiyonu kiralık teklinde bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de bu yarışın içinde diyor. Fenerbahçe asla Emirkan İlkan yarışının içinde değil. Kim iddia ediyorsa buyursun kanıtlasın. Asla değiliz. 19 yaşında 1.75 boyunda merkez orta saha oyuncusu. Arda'dan yetenekli diyorlardı. Alakası yok. 4.9'a gitti alakası yok Arda'dan yetenekli olmasının. Umarım olur. Göğsümüzü kabartır o ayrı mesele ama Arda'dan yetenekli değil. Yani Arda Turan şey Arda Güler'i Arda Turan nereden çıktı? Arda Turan da bu arada 5-0 yendi takımı. Enteresan bir sıçrayış yaptı. Arda Güler'i bu kadar kıyaslamanıza gerek yok. Arda bizim canımız, ciğerimiz, evladımız. Ama Emirkan o kadar yetenekli değil dediğimde gülüyordunuz. Şimdi herhalde aynı noktadayız. Bizim Emirkan'la bir alakamız yok arkadaşlar. Var diyen varsa buyursun. ispat etsin, kanıtlasın. Hiçbir alakamız yok. Saydım size orta sahaları. Şu kadar ihtimal dedim size. Ee, söyledim. vebal benden gitti mi? Gitti. Gerisi sizde mi? Gerisi tamamen sizde. İster kabul edin, ister etmeyin. Sizde arkadaşlar gerisi. Yani bir şey diyemem. Gerisi sizde ama ee, çok uğraşıyorlar. Fenerbahçe ile çok uğraşıyorlar. Yani Emre Morla çok uğraşıyorlar. Diğer futbolcularımızla uğraşıyorlar. Bakın Fenerbahçe iyi gidiyor. İyi giderken sizlerden tek ricam tek yürek olalım. Çünkü biz iyi giderken iyi saldırıyorlar. Biz kötü gidecek olsak Allah göstermesin. O zaman da iyi yükleniyorlar. Bak şöyle böyle diye. Tek yürek olalım. Sevgili arkadaşlar benim bu kısımdan şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Gününüz güzel olsun. Pazarınız güzel olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.